Evet sevgili dostlar, sponsorumuz golvar.com'un katkılarıyla hazırlanan videomuza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Dünden beri herkesin morali bozuk biliyorum ama ben elimden geldiğince sizlere doğru haberleri, doğru duyumları aktarmaya çalışacağım. Sevgili dostlar, sevgili arkadaşlar, öncelikle her şeyden önce şunu söyleyeyim, hepimize geçmiş olsun. Evet, puan kaybettik ama onurumuzu, şerefimizi, ne bileyim insanlığımızı kaybetmedik, dürüstlüğümüzü, adamlığımızı kaybetmedik. Tek tesellimiz bu. Maçlar tabii ki kaybedilecek. Ama mühim olan maçları sahada kaybetmek, tribünde ya da ne bileyim masa başında değil ya da başka şekillerde değil. Maç kazanmanın da şereflisi tabii ki de sahada kazanmak, onurunla kazanmak, şerefinle kazanmak. Biz bir şekilde kaybettik arkadaşlar. Olacak bunlar. Bunlar olmayacak diye bir şey yok. Ama bir önceki videomda dediğim gibi lütfen dik durun. Fenerbahçe'ye sahip çıkın. Başka Fenerbahçe yok. Fenerbahçe'nin ne yatan, maç satan teknik direktörleri var. Rakip takımları var. Ne rakip takımların başındaki teknik direktörler başkalarına aslan kesilirken bize yaslan kesilir. Ne Fenerbahçe'nin rakipleri ona buna çiçekler, şeyler dağıtırken, kezzaplar, ateşler dağıtırken Fenerbahçe'ye çiçek dağıtır. Ne Fenerbahçe'yi kimse sever. Fenerbahçe'yi sadece Fenerbahçeliler sever. Onu da doğru sevelim. Gelin benim hatırıma, bakın gelin benim hatırıma şu takıma destek olalım. Bazen kaybedilen bir yani kaybedilen bir maç kazanılan maçtan daha fazla etkiye sahip olabilir. Hani bu mağlubiyet şampiyonluğun şeyi falan filan, bunlar farklı söylemler. Ben kastettiğim bu değil. Bazen bir mağlubiyet seni kendine getirir. Hatanı anlattırır. Ümraniye maçında bir beraberlik bize hatayı anlattı. Dedi ki bu ligde sakın tek orta sahayla çıkma. Cumburlop yaparlar seni. Seni ham yaparlar. Konya maçında bize ders olacak olan olay ne? Bu ligde üçlü savunma oynuyorsan dikkat etmek zorundasın. Bu ligde kanat oyuncuların kapanan takımlara karşı şapkadan tavşan çıkarmak zorunda. Rotasyon dediğin şeyi arada sırada yapabilirsin. Her maçta yapamazsın. Yoksa futbolcuların oynamadığı zaman bile yorulabilir. Yani oyun ritmini kaçırdıkları zaman böyle rezaletler yaşanabilir diye. Bunu da görmüş olduk. Şimdi Fenerbahçe'yle ilgili kısa kısa duyumları verelim. Haberleri verelim. Gelişmeleri de aktaralım arkadaşlar hepinize. Bu arada videoyu beğendiğiniz için, kanala abone olduğunuz için teşekkürlerimi sunuyorum. Bir yolculuğa çıkacağız. Konya Reyli tarafına ya da Mersin taraflarına bakalım. Siz bu videoyu izlerken ben yolculukta olacağım. Charlotte Fenerbahçe'nin yarı parasına İspanya'da diyor. Alexander Charlotte Real Sociedad'da devam edecek. Çok şükür kurtulmuş olduk. Fenerbahçe'nin biliyorsunuz transferde önceliği iyiydi. Ali Koç aldırmak için çok uğraşıyordu. Aldıramadı. Sıkça Fenerbahçe'nin adı geçti. Fenerbahçe'den 3.4 milyon euro isterken, 3.5 milyon euro isterken Sociedad'da yeniden anlaştı diyor. Ve Sociedad'da 2 milyon euro elde edecek diyor maaş olarak. Bakın Fenerbahçe'yi ciddiye almayan, Fenerbahçe'den 3.5 isteyen Charlotte 2 milyon euroya okey diyor. Bir açıdan da iyi olmuş. Fenerbahçe'ye sürpriz teklif. Alfredo Morelos 2 haftada bir, 3 haftada bir de arkadaşlar Morelos bize teklif edilir. 2023'te sözleşmesi bitecek. İlk 11'deki yerini kaybetti Glasgow Rangers'ta ve menajerler aracılığıyla Fenerbahçe'ye önerildi. Jesus'un kararına göre devam edilecek diye. Yanlış mı hatırlıyorum diye bir bakmam lazım bilgiye. Niye yanlış mı hatırlıyorum diye bilgiye bakacağım. Çünkü Morelos bize bir 3-4 hafta oluyor önerildi. Bir 3-4 hafta önce önerildi. Kabul görmedi. 26 yaşında 1.77 boyunda Kolombiyalı. Yani 4 maça çıkmış, bir golü var 73 dakikada. Formdan düşen bir oyuncu. 1 milyon 200 bin euroya 2017'de aldılar. Sonra oynattılar. İyi gidiyordu, ediyordu ama yani formdan düşmüş bir oyuncu. Transfer market verisine çok odaklanmayın. Hani o sizi yanıltmasın, aldatmasın. Çok odaklanmayın o transfer market verisine. Tamam mı? Onu ben söyleyeyim. Ona çok odaklanmayın, çok güvenmeyin ona. Ya ben olacağını da zannetmiyorum. Takım arayışlarına da başladı diyor. Geçen sezon 18 gol attı. 42 maça çıkıp 18 gol, 8 asist yaptı. Bak geçen sezonki performans müthiş. Ama bu sene 73 dakika oynatılıyor. Arkadaşlar bak bunu da bilin. Futbolcu yaz döneminde gider. Kendine hiç dikkat etmez. Bunları yaşar. Biz bunları geçmişte de gördük. Maximiliano Gomez, yani Maxi Gomez.
Artık Maxi Gomez'in bugün yarın açıklamasını bekliyoruz. Hatta uçak biletine kadar bekliyoruz. Berisha, Pelkas. Hani Pelkas'ın ben bugün %100 olarak kapının verilmesini bekliyorum. Canlı yayında da dün söyledim. Yine söyleyeyim. Ben bugün Pelkas'ın %100 olarak kapının yapılmasını bekliyorum. Bizim taraftan olması da karşı taraftan. Maxi Gomez'in de açık söyleyeyim. 48 saat içerisinde bunu da şöyle söyleyeyim. Maxi Gomez'in de 48 saat içerisinde artık açıklamasını bekliyorum. Hiç bizden değilse de karşı taraftan. Bir sürpriz var. Nedir o sürpriz? Dembele sürprizi. Dembele'nin sözleşmesi bitiyor. Biz Dembele'yi almak için de uğraştık, ettik, çalıştık, çabaladık. Ama 15 milyon euro da direten kulübüne karşı da elimiz kolumuz bağlı. Ama hayırlısı. Herhalde bugün desem ki arkadaşlar Valencia'ya 7 milyon euroluk teklif vardı. Birdenbire onu kabul ettik. İşte Berisha'yı da 4'e sattık. 11. Salah'ı da 20'ye sattık. 31. 6'ya Bekao aldık. İşte 6'ya şeyi aldık. 12. 5'e Kaan Ayhan aldık. 17. Kalan 13 milyon, 14 milyon euroya da bastık parayı Dembele'ye aldık. Hem Maxi Gomez hem Dembele'ye aldık desem herhalde çıldırırsınız. Yenilgiyi şunu bunu unutursunuz. Bakalım. Salah'ı, Attila Salah'ı giderse kim gelir diyor. Arkadaşlar bakın sosyal medyadaki duyumcu arkadaşlar da yazıyorlar. 50, yani 50 çeşit isim yazıyorlar. Siliyorlar, tekrar yazıyorlar, tekrar siliyorlar. Mesela bizimle adı anılan isimler. Bekao, ister misiniz? Nino, Leo Ortiz, Pablo Mari, Denayer, Semedo gelmedi zaten o başka takıma gitti. Rodrigo Caio başka takıma gitti herhalde. Ha bunlar şey, duyumcu arkadaşım biri sırayla yazmış bu geliyor, şu geliyor diye. Hangisini istersiniz diye. Açık söyleyeyim ben, mesela bana kalsa ben Denayer'i çoktan getirdiydim. Oynattırdım daha yıllık ücret bir şekilde anlaşırdım ama neyse. Atilla'nın kalması daha doğru diyormuş Jorge Jesus. Ama 20 milyon euroya da yani çok ilginç. Ama Atilla Salah'a gitmezse üçlüyle devam ederiz. Bence üçlüyle devam etmek çok sıkıntı. Bekao ile ilgili arkadaşlar Bekao'nun maaş isteği 2 milyon 700 bin euro. Kulübüyle de görüşmelerimiz sürüyor. Kulübü normalde 5 milyon euroya okeydi. Ancak biz ağırdan aldıkça başkaları da maalesef ağırdan alıyor arkadaşlar. Onu da bilin. Yani sadece biz ağırdan almıyoruz. Biz ağırdan aldıkça rakipler de diyor ki ha siz ağırdan alıyorsunuz bir de biz ağırdan alalım diye. Ortada da böyle bir durum var. Stuttgart artık Mergen Berisha'yı aldı alacak.com ayağında. Ben merak ettim Stuttgart niye böyle diye. Arkadaşlar Berisha Fenerbahçe'ye gelmeden önce de Stuttgart'ın gündemindeymiş. O yüzden adamların içinde ukde kalmış. Hani bizim Charlotte olayı gibi. Fenerbahçe KPMG Futbol Benchmark ekibinin araştırmasına göre yıllık 8 milyon euro ile futbol kulüplerinin stadyum isim sponsorluklarında dünyada en çok kazanan 5 kulüpten biriymiş. Gel gör ki o parayı Fenerbahçe kullanamıyor. Böyle de bir kulübüz arkadaşlar maalesef. Şimdi Fenerbahçe'nin mutlaka yerli bir stoper alması lazım mı? Bence lazım. Ferdi'yi oynatsan Alioski'yi oynatamıyorsun. Alioski'yi oynatsan Osayi'yi oynatamıyorsun. Onu oynatsan öbürünü oynatamıyorsun. Artık bir yerde bir şeyleri değiştirmen lazım. Mesela Serdar Aziz gelmiş olsaydı. Atıyorum dünkü maçta Serdar Aziz oynuyorsaydı. Dörtlü savunmayla çıksan Serdar Aziz Salah ile başlardın. Ya da Serdar Aziz Luan Perez. Hücumda zaten Emre Mor var. Kalede de Altay var. Sağda Osayi, solda Alioski ile başlar. Rakibi perçinleyebilirdi ama siz de diyeceksiniz ki hocam ikisi birden oynamadı yani biri değil ki. İkisi birden oynamadı diye. Siz de bir yerde haklısınız. İkisi birden oynamayınca da ne olacak değil mi? Ortada da böyle bir durum. Böyle bir rezalet var arkadaşlar. Şimdi Kaan Ayhan Fenerbahçe'nin gündemindeki isimlerden birisi ama alınır mı? Yani bonservisi ne kadar isterler? Enteresan. Mert Müldür Fenerbahçe kiralık alabilir mi? Satın alma opsiyonu kiralayabiliriz. Doğru. Ben bir şey söyleyeceğim. Eğer Osayi'ye 18 teklif gerçekten varsa bakın. Hocam niye varsayım üstünden konuşuyorsun? Ya bir şeyleri konuşamıyoruz.
O şekilde söyleyeyim. Bir şeyleri konuşamıyoruz. Varsayım üstünden konuşalım. Eğer 18 teklif varsa o sahiye, Mert Müldür'ü de getirme ihtimalin varsa düşünme getir. Niye düşünme getir? Mert Ferdi tandemi kurarsın sağ bekte. En azından bir tanesini Türkleştirmiş olursun. Hani Burak Kapacağı düşünmüyorsan, ki şu anki gördüğümüz kadarıyla düşünülmüyor. Gidecek gibi. Yani gönder gitsin bunlar eğer öyle bir teklif varsa. Ki bir daha 18 teklif zor gelir. Bir daha 18 teklif zor gelir. Onu da belirteyim. Artık bir şeyi yap. Fenerbahçe'ye bedava yıldızlar. Hocam kim geliyor? Hangi yıldızlar geliyor? Arkadaşlar, haberin detayı şu. Boşta birçok yıldız var Avrupa'da. Şimdi ben size bunların az buçuk şartlarını da söyleyeyim. Tamam mı? Ya da gelip gelmeme ihtimali. Mesela Cibril Sidibe. Geçiniz. Adnan Yanuzay. 27 yaşında Real Sociedad'da sağ kanat. Arkadaşlar Yanuzay biraz vizyonsuz bir arkadaş. Saçma sapan bir kulübe gidecek gibi duruyor ikinci lige. Jason Denayer. Yaşı daha 26 ama istekleri Kaf Dağı'nı açmış şekilde. O yüzden de kendine kulüp bulması çok çok zor. Dan Axel Zagado. 22 yaşında Dortmund oyuncusu. Stoper boştaymış. Ben bilmiyorum transfer marketlerini. Hiç adı geçmedi. 9 milyon euro piyasa değeri gösteriyor. Yaşı 23 ama 1.96. Eminim yavaştır. Yani 1.96 boyunda yavaşsa. Hani Dortmund sözleşme uzatmayacak kadar şeyse zaten size bana laf düşmez. Florian Grillish. Bu Grillish'i çok övdü bizim taraftar. Yere göre sığdıramadı. Bak ben şunu söyleyeyim. Bu arkadaş safkan. Yani bildiğim kadarıyla safkan ön libero. Yani 1.87 boyunda safkan ön libero. 16 milyon euro transfer market değeri var mı? Transfer market değeri sizleri yanıltmasın. Kariyerinde 257 maça çıkmış. 32 gol, 31 asist yapmış. Baktığınız zaman da aslında bir ön libero'dan beklenenin çok üstünde bir performans göstermiş. Ben olsam düşünürüm ama sanırım çok çok yüksek yıllık ücretler istediği için zor. Sergi Örye, sağ bek geçiniz. X Eka, orta saha oyuncusu. Şimdi bana diyeceksiniz ki ya hocam, yani bugün şunu gönder, bunu al, şunu yap, bunu yap lan. Bu iş olur mu? Olur, niye olmasın? Mesela Çaka herhalde. Çaka diye, Çeka diye mi okunuyor? 9 milyon euro piyasa değeri var. 1.86 boyunda. Orta sahanın merkezinde 6'da 8'de kanatta oynayabiliyor. Lille'de en son oynamış. Portekiz'de oyuncu. Bakın 249 maça çıkmış mesela. 13 gol 15 asist. Grealish'e göre daha az gol sayısına ulaşmış. Bir de lig farkı var. Yani çok geç kaldık. Edinson Cavani. Cavani gitti zaten. Onu saymayın. Valencia'ya. Mata. Onu da saymayın. Edgar Lee. İyi bir şey olsaydı Trabzonspor bırakır mıydı? Sanmıyorum. Yani çok iyi bir isim olsaydı Trabzonspor Edgar Lee'yi bırakır mıydı? Sanmıyorum. Ama 6,5 milyon euro piyasa değeri var hocam. Şöyle iyi, böyle iyi. Devre arasında serbest bıraktılar ama yani şu ana kadar da bir takıma gitmesi lazımdı. Bir şey diyemeyeceğim. Ama Trabzon mesela Higo transferi mantıklı. William var 34 yaşında geçiniz. Diego Costa'yı geçiniz. Marcelo'yu geçiniz. Elekue Mangala 31 yaşında. Söğüşlemeye gelir. Frederik Gudbrandsen geçiniz. Riyad Bodebos geçiniz 10 numara. John Brooks. Üçlü savunma oynayacaksak herhalde bunu bize itirlerler ama yabancı sınırımız şey yapıyor. Miguel Trauco sol bek. Ve Uros Spajic. Bu da en son Kasımpaşa'nın oyuncusuymuş zaten stoper. Millet 7 ceddimize söver. Spajic'i falan getirsen. Ama sırf futbolcular çapraz bağ yırtığı 25 Kasım 2022'ye kadar yokmuş. Yani sırf futbolcular iş yapabilir. Luka Zidane var, kaleci. Böyle bir durum var. Peki hocam sen ne düşünüyorsun? Yayında en son bir laf atıldı ortaya. Fenerbahçe'nin 8'i eksik, kanadı eksik, sol beki eksik diye. Ben sadece şunu söyleyeyim. Eksiğe bakacak olursanız evet.
Futbolcunun üstünü çizmeye bakacak olursanız, evet, birçok futbolcunun üstünü çok kolay, güzelce çizerim. Ben de çizerim. Siz de çizersiniz. Çok kolay bir şekilde futbolcunun üstünü çizebiliriz. Ama futbolcu çizeceğiz derken haksızlık yaparsak o nasıl olacak? Nasıl yani hocam? Yanisi şu. Biz futbolcuları direkt değersizleştiriyoruz, direkt mahvediyoruz ama acaba hata bizde de olabilir mi diyorum. Ben şunu söyleyeyim. Jesus Kurt hocaysa bu işin üstesinden gelecektir. Tek sevindiğim taraf şu Kayserispor maçına kadar şu lanet transfer dönemi Avrupa'da bitecek. 3 Ağustos. Avrupa'daki süre 1 Eylül'de şey pardon 3 Eylül. 1 Eylül'de bitiyor. Yani bugün bitti artık. 29'u bitti. 30'u yarısındayız artık 30'unun. 30'unun yarısı 31'i. 1,5 gün sonra Avrupa'daki lanet şey bitecek. Bu aralarda bizi çok fazla kap bekliyor mu? Biraz bekliyor gibi. Giden gidecek, gitmeyen Süper Ligi. Artık futbolcular için de hızlanma evresi başlamış olacak. Hakkımızda hayırlısı olsun arkadaşlar. Kanalda olduğunuz için, takipte olduğunuz için hepinize teşekkürlerimi sunuyorum. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.